Ben Abdullah Atalar, Bilkent Üniversitesi Rektörü. Size 40-50 dakika kadar Bilkent hakkında bir sunum yapacağım. Ondan sonra da sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. İlk önce Bilkent Üniversitesi bir vakıf üniversitesi olduğu için vakıf üniversitesi nedir onu bir hızlıca üzerinden geçmek istiyorum. Kar amacı gütmeyen bir yükseköğretim kurumudur. Kanunla kurulur. Kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Ve bir mütevelli heyet tarafından idare edilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel üniversitelere bakarsak, bunların çoğunun bu şekilde olduğunu görüyoruz. Zaten İhsan Doğramacı hocamız da 1944'te Amerika'ya gittiğinde Harvard Üniversitesi'nde bu sistemi görmüş ve kafasında böyle bir sistem bizde de yapmamız lazım demiş. Ve işte Stanford, Princeton, Caltech, MIT, Columbia, Yale, Harvard, Johns Hopkins, Cornell falan gibi dünyanın en önde gelen üniversiteleri aslında bunlar da aynı şekilde devlet üniversitesi değil, kar amacı gütmeyen özel üniversiteler. Amerika'da bu özel üniversitelerin bir vakfiyeleri vardır. Vakfiye, yani Türkçe'ye İngilizcesi endowment, onu vakfiye diye çeviriyorum. Öğrencilerin bir kısmından tabii ücret alır. Üniversitenin gelirinin bir büyük bir kısmı da bu vakfiyeden gelir. Bizim de yapımız öyledir. Biliyorsunuz Bilkent Üniversitesi Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi. 84'te kuruldu. İlk üniversiteler, ilk öğrencilerimiz 86'da. 3 kilometre kare kampüs alanımız var. Bunun da yaklaşık %60'ı ağaçlandırılmış alandır. Şu anda 13 bin öğrencimiz var. En önemli özelliklerimizden biri de İngilizce eğitim yapıyor olmamız. Bu uzaydan çekilmiş bir fotoğraf. Şu anda biz şurada bir yerdeyiz. Burada derslerin verildiği kısım var. Şurada yurtlar var. Şurada hocaların lojmanları var. Şurada hazırlık okulu var. Şurada müzik fakültesi, konser salonumuz var. Şurada gölümüz var. Bu göller, işte bu ağaçları suluyoruz. Burada buralar hep ağaçlandırılmış falan. Şurada da bize işte gelir getiren şirketlerimiz var. Bu kampüs alanının derslerin verildiği kısmın bir havadan fotoğrafı. Mütevelli heyeti üyeleri ücret almıyorlar. Mütevelli heyeti başkanımız Ali Doğramacı. İki Bilkent mezununda mütevelli heyet üyesi. Uzun dönemde de mezunlarımız mütevelli heyet olacak. Mütevelli heyet üniversitenin en üst organı. Bilkent Üniversitesi'nin bu vakfiyesi de kendine ait olan şirketler. Bunların isimlerinin bir kısmını duymuşsunuzdur herhalde. Tepe İnşaat, Tepe Home, Tepe Mobilya, Meteksan Matbaa, işte Bilkent, Natulius, İstanbul'da Natulius, Anadolu yakasında bir alışveriş merkezi var. Burada Bilkent Center var. Tepe Prime diye bir yer var, biliyorsunuz belki. Bilkent Otel filan gibi bizim böyle 30 kadar şirketimiz var. Bu şirketlerin %100 sahibi üniversite. Yani bazen medyada yanlış haberler çıkıyor. Doğramacı ailesine aittir falan diyor ama öyle değil. %100 üniversiteye ait. Bir de pay sahibi olduğumuz şirketler var. TAV gibi. TAV'ın T'si bizden geliyor. İDO'nun %30'u bizim falan. Şimdi bunların gelirleri üniversiteye geliyor. Şimdi bununla biz iyi eğitim yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk önce iyi eğitim yapabilmek için de Türkiye'de ilk ve orta öğretimdeki problemleri belirleyip ona göre hareket etmemiz lazım. Şimdi şunlar da çoğunu biliyorsunuz zaten ama ben tekrarlıyorum. Lise mezunu olup kütüphaneden bir kere kitap ödünç olmamış olanlar var. Kütüphaneler her lisede var ama müfettiş gelince kapısı açılan yerler olabiliyor. Her lisede öyledir demiyorum ama birçok yerde öyle maalesef. Lise mezunu olup bir kere bile roman almamış olan, roman okumamış olanlar var. Resimsiz bir roman. Lise mezunu olup hiçbir yabancı dil bilmeyenler var. Bir kere bile kompozisyon yazmamış olanlar var. Kompozisyon diye bir ders vardı. Şimdi o üniversite sınavında da yok diye yok oldu. Pek çok yerde. Ezberci bir sistem var. Öğretmen geliyor, bir şey anlatıyor. Öğrenciler öğretmenin söylediklerini ezberliyorlar. Sınavda da onlar soruluyor. Sınavlarda öğretmenin dediğini aynen yazarsanız da tam not alıyorsunuz. En iyi ezberleyenler en iyi not alıyor.
projeler yapılmaya başlandı bazı yerlerde. Ama projelerde kes yapıştır yöntemiyle yapılıyor. Yani size bir konu veriyorlar, Google'a yazıyorsunuz. İlk çıkan yere giriyorsunuz, şöyle diye kopyalıyorsunuz. Okumanız bile şart değil. Kopyalıyorsunuz, biraz formatlayıp renkli yazıcıdan çıkardığınız bir güzel proje oluyor. Öğretmen, burada kaynakça gösterilmiyor. Kendi dilleriyle yazılmıyor. Öğretmenler de bunun yanlış bir şey olduğunu bilmedikleri için böyle sistem gidiyor. Doçentlik sınavına kadar bu böyle gidiyor. Ben doçentlik komisyonu başkanıydım. Türkiye'de üniversitesi kurulun. Orada biliyorum birçok doçentlik aşamasına gelmiş bu intihal iddiasıyla soruşturmalar yapılıyordu. Başka bir yerlerden aştırıp makale haline getirmiş. Resim yapılmıyor. Çoğu yerde anaokullarından sonra resim yok oluyor. Müzik aleti pek nadir. Müzik aleti çalmış birisi. Tek tip bir eğitim var. Çeşitliliğe de izin verilmiyor. Merkezi bir yerden herkes şu şekilde öğretecek deniyor. Çeşitlilik de yok. Üniversite sınav sistemiyle de birleşince bu ezberci bir gençlik ortaya çıkıyor. Şimdi küresel ekonomide de başarılı olabilmek için yaratıcı gençlere ihtiyacımız var. Kopya çekerek de yaratıcı olunmuyor. Şimdi ekonomideki lider ülkelerin ilk ve orta öğretimlerine bakarsak, bir kere öğrencilere her şeyi öğretmeye çalışmıyorlar. Çünkü yeni bir şeyleri bulmak, bilgiyi bulmak kolaylaştı artık. Her öğrencilere ayrı ayrı proje konuları veriliyor. Öğrenciler kütüphaneye gidip projeyle ilgili kitapları buluyorlar, internetten buluyorlar. Onları toparlıyorlar, onları okuyorlar. Onları öğretmenlerine gösteriyorlar, bunlarla buldum falan diyor. Öğretmen peki diyor, devam et diyor. Onların özetlerini çıkarıyorlar. Kendi fikirlerini, kendi yazıları haline getiriyorlar. Kitapları da kaynakçı olarak gösterip ilk birinci müsvedde öğretmenine veriyor. Öğretmen okuyor, bunu düzelt diye geri veriyor. O ikinci müsveddeyi yapıyor. Gidiyor, geliyor, böyle birkaç kere gidip geliyor. En sonunda bir ortaya rapor çıkıyor. O raporu da arkadaşlarına anlatıyor. Yani bizim hocalardan biri bunu takip etmek için Amerika'daki bir liseye gitmişti. Orada birisi, o bir Amerikalı öğrenci, Osmanlıların Lale Devri'ni proje olarak almış. Ve hepimizden daha çok Lale Devri'ni öğrenmiş. Bizim bildiğimizden çok daha iyi. Buradaki konu aslında bir şeyi öğrenmekten ziyade nasıl öğreniliyor iyi öğrenmek. Yani öğrenciler öğrenmeyi öğreniyor bu sistemin sonucunda. Şimdi bizim Bilkent'in eğitim felsefesi de bu bulgulara dayanıyor. Bir kere günümüzde İngilizce dünya lisanı haline geldi. Yani İngilizce bilmeden bu dünyada rekabetçi olmak mümkün değil. Ben Fransızca veya Almanca demiyorum. İngilizce öğrenmek gerekiyor. İngilizce her şeyin lisanı oldu. Ticaretin lisanı, bilimin lisanı. Onun için bir kere bu İngilizceyi biz çok iyi öğretmeye çalışıyoruz. Üst düzeyde. Öğrencilere İngilizce ve Türkçe kitap okumayı ve anlamayı öğretmeye çalışıyoruz. Kütüphaneyi kullanmaya öğretmeye çalışıyoruz. Daha üniversiteye öğrenciler ilk, daha dersler başlamadan bizim oryantasyon programımız var. Orada oryantasyon programının bir parçası kütüphaneden bir kitap almayı öğrenmek. Her öğrenciye bir kitap ismi söyleniyor. Gidin bunu kütüphaneden bulun ve ödünç alın deniyor. Ödünç aldıkları zaman puan topluyorlar. Kompozisyon yazmayı öğretiyoruz. İngilizce, Türkçe kompozisyon yazmayı. Bunu yazarken tabii etik olmayı da öğretiyoruz. Bizim üniversitede çoktan seçmeli sınav yok. Bir tek çoktan seçmeli sınavımız var. O da İngilizce yeterlik sınavında. Onda da iki gün içinde bizim sonuçları çıkarmamız lazım. Onun için orada mecburuz. Onu da hepsi böyle değil. Bir kısmı çoktan seçmeli. Üniversitenin içinde çoktan seçmeli ders yok. Sınav yok.
Şimdi eğitim felsefemize devam ediyorum. Deminki problemlerin ışığında. Bir kere bilgisayar biliyorsunuz çok önemli. Bilgisayarı oyun oynamak için değil tabii. Ama hakikaten böyle derinlemesine iyi öğretmeye çalışıyoruz. Analitik düşünmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Eleştirel bakmayı öğretmeye çalışıyoruz. Yani hocanın dediği her zaman doğru olmayabilir. Ona itiraz edebilmesi lazım öğrencinin. Önemli şeylerden bir tanesi bu ders dışında kendi başına öğrenmeyi öğrenmek. Yaratıcılıklarını geliştirmeye çalışıyoruz. Onunla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim birazdan. Derslerimizde ev ödevi ve projeler var. Yani tipik hani üniversite öğrencisi derse girer veya girmez. Bir tek final sınavına girer. Oradan finalden önce 3 gün sabahlar ders sınavını geçer filan. Bu sistem yok bizde. Bizde ev ödevi var. İlk haftadan ben de derse giriyorum. İlk hafta ödev veriyorum. 14 haftalık yarı yıllarımızda ödevler var. Çünkü insanlar yaparak öğreniyor. Bir şey yapmadan öyle sadece dinleyerek öğrenmek mümkün değil. Küçük sınıflarda ders bunun için önemli. İletişim için de interneti kullanıyoruz. Ders dışında da birbirleriyle iletişim halinde olabilsinler diye. En önemli, felsefenin en önemli taşı da bu öğrenmeyi öğrenmek. Şimdi burada, bu benim dersten bir alıntı. Burada öğrenciler kendi aralarında bir ödevi tartışıyorlar. Dikkat ederseniz aralarında da İngilizce tartışıyorlar. Şimdi İngilizce'ye başlayayım. İngilizce hazırlık okulumuz, 6 seviyeli İngilizce hazırlık okulumuz var. Üniversiteye kaydolduktan sonra öğrencilerimizden ilk istediğimiz şey bu hazırlık okulu sınavına, muafiyet sınavına girmeleri. Muafiyet sınavını geçerlerse hazırlığı atlıyorlar. Ama geçemezlerse bu 6 seviyeden birine yerleştiriliyorlar. 6 seviyeyi teorik olarak bir senede bitirmek mümkün. Hiç böyle sektirmezse. Ama sıfır İngilizce ile bu hiç sektirmeden bir senede bitirmek de kolay değil. Onu da söyleyeyim. Küçük sınıflarda eğitimimiz var. 20 kişilik sınıflarda. Derslere katılmak zorunlu. Orada biraz eli sopalı bir sistemimiz var. Yani derslere gelmeyen öğrenci çakıveriyor hemen. Çok çakarsa da ailelerine de bildiriyoruz. Yani üniversitede böyle şeyler olur mu? Biz yapıyoruz. Her seviye sonunda sınav var. Bir sonraki seviyeye geçmek için. Otomatik değil. Ve en sonunda da en son 6. seviyeden sonunda bir KOP sınavı var. O KOP sınavı geçerlerse hazırlığa başlıyor. Üniversiteye başlıyorlar. İngilizce burada bitmiyor. Birinci sınıfta tekrar zorunlu bir İngilizce dersimiz var. Haftada 5 saat. Kredisi yüksek. Burada da bol bol İngilizce kompozisyon yazıyorlar. Yani zamanlarının önemli bir kısmı İngilizce kompozisyon yazmakla geçiyor. Ev ödevleri var. Kitap okumalar var. Okuduklarıyla ilgili düşüncelerini kağıda dökmek var. Burada da bitmiyor. İkinci sınıfta birçok öğrencimizin aldığı felsefe, uygarlık tarihi dersi var. Burada da böyle gene ağdalı kitapları okuyorlar. İnsanlığın büyük kitaplarını okuyorlar, felsefi kitapları. Onlarla ilgili kendi görüşlerini yazıyorlar. Bunlar bütün onlar tabii İngilizce. Dolayısıyla İngilizceyi iyi öğretmeye çok gayret ediyoruz. Bu tabii sırf bunlarla da yetmiyor. Devamlı İngilizce şeyler var. Her derslerimiz İngilizce biliyorsunuz. Türkçe. Türkçede de büyük kıtlık var. Demin bahsettiğim gibi. Bir kere öğrenciler kitap okumaya zorunlular. Türkçe dersimiz şöyle verir. Bütün öğrencilerin aldığı bu Türkçe dersinde öğrencilere diyoruz ki gidin bir kitap okuyun. Roman. Demin söylediğim gibi resimsiz. Bir roman okuyun. Sonra da o kitabın ön sözünü yazın. Ön sözü nasıldır? Hani kitabı okuyan birisi o kitabı başkalarına tanıtmak için bir yazı yazar.
Hani beğendiği tarafları, beğenmediği taraflarını falan. Hani şu kitapların arkasındaki kısım şey gibi, başkalarının yazdığı ama kısa değil, biraz daha uzun. Bu kitabı iyi okuyacak. Kendi seçtiği kitap. Biz onlara şu zorla şu kitabı okun demiyoruz. İstediğiniz kitabı okuyun. Sonra o kitapla ilgili de bir ön söz yazın diyoruz. Bu birkaç kere yapılıyor tabii. Şimdi bir öğrencimiz mesela şöyle bir şey yazmış. Bu bir paragrafı tabii. Tarih. Tarih dersini nasıl veriyoruz? Bütün öğrencilerin almak zorunda olduğu bir tarih dersimiz var. Hoca gelip derste nasıl, tarih dersi nasıl olur? Ve hoca gelip derste anlatır, siz de ezberlersiniz. Hocaya aynen iade edersiniz. Bizim dersimizde, hoca derste bir şey anlatmıyor. Hiçbir şey anlatmıyor. Onun yerine diyoruz ki öğrencilere, dörder kişilik gruplar, beşer kişilik gruplar, gidin bir tane konu bulun diyoruz. Türkiye tarihiyle ilgili bir konu bulun. Öyle bir konu bulun ki hiçbir kitapta olmasın. İnternette bulunamasın. Yepyeni bir konu olsun. Önemsiz bir konu olabilir. Bu konuyla ilgili gidin orijinal dokümanlara gidin ama. Oradan araştırın. Orijinal doküman dediğim nedir? Ne bileyim mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları. Milli Kütüphane yakın buraya. Gidin orada 1930 yılının gazeteleri var hepsi. Onları arayın. Onların içinden arayın, bulun. Orijinal dokümanlara gidin. Oradan kendi tarihinizi kendiniz yazın diyoruz. Mesela neler? Birkaç örnek. Burada kimya öğrencisi, uluslararası ilişkiler öğrencisi, iç mimarlık, siyaset ve siyaset öğrencileri bir araya gelmişler, bir grup kurmuşlar. Bunların araştırdığı konu geçmişten günümüze kadın muhtarlar. İlk kadın muhtar kimmiş? Falan. Bunu hiçbir yerde de bulamamışlar. Gidip bunu gazetelerden araştırıp, Milli Kütüphane'ye gidiyorlar. Oradaki gazetelerden araştırıp bununla ilgili dokümanları toplamışlar. Böyle bir proje yapmışlar. Burada bir başka proje. Böyle her yıl üniversitemizde böyle 300 tane proje yapılıyor. Ben şimdi iki tanesini koydum. İşletme, iktisat, psikoloji, uluslararası ilişkiler, iktisat öğrencileri şunu yapmış. Cumhuriyet'in tanığı bir foto muhabir, Foto Cemal Işıksel. TL banknotların üzerindeki Atatürk fotoğraflarını çeken kişinin hayatı. Onun da bir tane kızı varmış. Kız da İstanbul'da oturuyormuş. Evli değilmiş. Epeyce de yaşlı. Onu bulmuşlar. Onunla gidip onunla mülakat yapıp elindeki bütün eski albümlerin skenlerini yapmışlar. Kaybolmaz hale gelmiş yani. Yoksa belki bunlar çöpe gidecek. Tarihi yaratmış oluyor öğrenciler. Bunlar da ikinci sınıf öğrenci. Bitirme projeleri. Birçok dersimizde tabii projeler var. Bir de bitirme projeleri var. Projeler, demin dediğim gibi ev ödevi, projeler her dersin bir parçası demiştim. Birçok dersimizin parçası. Ama bir de bitirme projeleri var. Bitirme projelerinde öğrenciler ne yapıyorlar? Birçok şeyde, bitirme projesinde öğrenciler kendi önerdiği bir konuda bir yıl boyunca bir proje yapıyor. Öğretmenin, hocanın önerdiği değil, kendi önerdiği konuda. Projenin sonuçlarını da herkesin önünde sunuyor. Yani mesela, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve iktisat öğrencilerinin ortak aldığı bir proje dersi var. Değişik bölümlerin öğrencileri bir araya gelip bir proje sunuyorlar. Konusu şu, bir tanesinin konusu. Çin'in Nijerya'daki yatırımlarının iktisadi ve sosyal etkileri. Orijinal bir şey. Psikoloji öğrencilerinin bir bitirme projesi, düz ve ters gösterilen resimlerin bellek tahminleri üzerindeki etkisi. Bilgisayar mühendisliği bölümünden bir proje, beyin sinyalleri ölçülerek kişinin o anki duygusu, mutlu mu, huzurlu mu, sıkılmış mı, rahatsız mı olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar.
Elektrik mühendisliğinden bir proje. Bunun için Aselsan'da fikir vermiş. İki boyutlu tarama yapabilen bir lidar sensörüyle çevresinin üç boyutlu görüntüsünü oluşturma. Şimdi şu resimde bunun karşısına bir alet koyuyorlar. Burada bizim projeyi yapan öğrenciler, arkalarında da İhsan Doğramacı Hoca'nın heykeli duruyor. Buradan lidar sensörünü koyuyorlar. Sonra buradan uzaklıkları falan ölçüp şurada ve şunu da üretiyorlar. Yani üstten bakılsaydı ne olurdu? Yandan bakılsaydı ne olurdu? Üç boyutlu şeyini çıkarıyorlar. Burada endüstri mühendisliği, bir endüstri mühendisliği projesi örneği. Dalga modeli entegre edilmiş uçuş çizelgeleme Anadolu Jet için yapmışlar. Anadolu Jet'in şeyi Ankara. Ankara'ya geliyor uçaklar, oradan gidiyor. Bunları amaç da yolcuların aktarma zamanını en aza indirmek. Biz şey yaptılar, şu andaki sistemlerini alıp bunun üzerine çalıştılar. Daha iyi bir çizelgeleme yaptılar. Hani uçaklar ne saatte kalkacak, öyle kalksın ki insanlar en az beklesin diye. Ve Anadolu Jet bunu çok beğendi. Ve 2016'dan itibaren de bunu uygulayacaklar. Ve bu arada da bir tane uçak da açığa çıktı. Bir tane uçak da bedavadan, fazladan oldu bunun sayesinde. Burada iç mimarlık öğrencileri bir sanat stüdyosu nasıl olmalı, onun tasarımını yapmışlar. Burada bir iletişim tasarım öğrencileri, iletişim tasarım öğrencileri film çekiyor biliyorsunuz. Bu o filmi çekerken çekilmiş bir fotoğraf. GE-401-402 diye gene birden fazla fakültenin öğrencilerinin ortak aldığı bir bitirme dersi var. Mesela mühendislik, fen, işletme, iktisat, güzel sanatlar öğrencileri alıyor dersi ortak. İki yarı yıllık son sınıf bitirme projesi yerine geçiyor. Farklı bölümlerden olan öğrencilerden oluşmuş gruplar kuruluyor. Yani bir öğrenci, mühendislikten bir öğrenci, fenden bir önce öğrenci, işletmeden böyle gruplar kuruluyor. Bunlar inovatif bir, iki hafta düşünüp inovatif bir ürün öneriyorlar. Şu anda olmayan bir ürün. Sonra bir iş planı hazırlıyorlar. Bu ürün, sanal bir şirket kuruyorlar. Ürünün bir tane prototipini hazırlıyorlar. Tabii o en uzun süren kısım. Çalışıyorlar gece gündüz. En çok da bu derste çalışıyorlar. Şirket, bu sanal şirketin bir tane logosu var. Pazarlama kampanyası var. Web sayfası var. Şirket, bir tane de sanal Bilkent Menkul Kıymetler Borsamız var. Orada halka veya halka demeyeyim de işte Bilkent'e açılıyor. Hocalar da bu hisselerin fiyatlarını belirleyen kişiler oluyor alıp satarak. Öğrenciler gidip hocalara şirketlerini satmaya çalışıyorlar. Biz çok iyi yapıyoruz diye. Reklamlarını yapıyorlar. Bazısı da şimdi bizim bir de bir teknoparkımız var. O teknoparkta başarılı şirketlerle bir televizyon programı vardı. Beni de çağırmışlardı. Ben de bu dersi anlatıyordum. Sonra başarılı şirketlerin oradaki müdürleri, genel müdürleri konuştu. Hemen hemen hepsi biz bu dersi aldık dediler. Öğretim kadromuz Bilkent'in en kuvvetli taraflarından biri. Araştırma yapan, yaptıran hocalardan oluşuyor. Öğrenci hoca oranımız 12'ye 1. Türkiye'nin en çok yabancı çalıştıran kurumuyuz. Sadece üniversitesi değil, kurumu. 97 tane Amerikalı çalışıyor. Bunlar gelip bize bir seneliğine gelip gidenler değil. 10 senedir, 15 senedir, 20 senedir bizde olanlar var. Bölüm başkanı olan yabancı hocalarımız var. Gök uzun zamandır şey diyordu. Yabancılar bölüm başkanı olamaz diyordu. Biz ısrar ede ede sonları ikna ettik. Şimdi bölüm başkanı ve dekan da olabiliyor yabancılar. Fakat bu sene bir şey yaptı. Yok. Bizim yabancı hocaları şu şimdi bölümlerde kaç tane hoca var diye bir liste yayınlanıyor kılavuzda. Oraya yabancı hocaları saymadılar. Ben de YÖK'e gittiğimde dedim ki ben dedim Erzurum'dan Ankara'ya Türk Hava Yolları Anadolu Jet'le uçtum. Pilotsuz uçtuk dedim.
Nasıl oldu filan dediler. E, ikisi de yabancıydı dedi. Doktoralı hocalarımızın %67'si derecelerini yurt dışındaki üniversitelerden almışlar. Şunlar da, bu tabii çok uzun bir liste de bu listenin ilk başını söylüyorum. Doktoralarını hangi üniversitelerden almışlar? Kaç hocamız listesi? En çoktan en aza doğru giden. Çok uzun bir liste de hani bu ilk kısmı. Yani dünyanın ileri gelen üniversitelerinden doktoralarını almış çok sayıda hocamız var. Öğretim kadrosu her yıl değerlendiriliyor. Öğrenciler her derste hocalarına not veriyorlar. Hocalar öğrencilere not veriyor ama öğrenciler de hocalarına not veriyor. Ama ders bitmeden iki hafta evvel. Kendi notlarını görmeden evvel. Hocalar da kendilerine verilen notu öğrencilere notu verdikten sonra görüyor. Öğrenciler şey de yazıyorlar isterlerse. Sadece böyle çok çoktan seçmeli hani iyi kötü falan değil de isterlerse istedikleri kadar yazı da yazabiliyorlar. Bunlar da tabii el yazıları belli olmasın diye birileri tarafından bilgisayara giriliyor ve webimizde çıkıyor. Bütün bu sonuçlar, hocalarla ilgili sonuçlar internetimizde var. Öğrencilerin kaç notu aldığını herkese açıklamıyoruz. Onu bir tek kendileri görüyor. Ama hocaların kaç notu aldığını herkes görüyor. Halil İnalcı'nın ismini duymuşsunuzdur. Dünyaca ünlü Osmanlı tarihçisi. 92'den beri üniversitemizde profesör. Norman Stone, Uluslararası İlişkiler bölümümüzün profesörü. Bize İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nden geldi. TÜBİTAK Bilim Ödüllü hocalar, çok sayıda bilim ödüllü. Türkiye'de en çok TÜBİTAK Bilim Ödüllü hoca bizde var. En çok teşvik ödüllü hoca bizde var. Fakültelerimiz, yüksekokullarımız, 9 fakülte, bir tane yüksekokulumuz var. Eğitim, fen, güzel sanatlar, hukuk, iktisat, insani bilimler, işletme, mühendislik, müzik, sahne sanatları ve uygulamalı teknoloji, en sonuncusu da yüksekokul. İşte bunlar değişik bölümlere, bunları okuyarak vakit kaybetmeyelim. Onların çoğunu zaten biliyorsunuz. Uluslararası öğrencilerin varlığına çok önem veriyoruz. %6,5 oranında şu andaki nüfusumuzun 40 değişik ülkeden yabancı öğrenciler var. Yani tipik olarak her sınıfta bir veya birkaç tane yabancı öğrenci var. Bu önemli. Birkaç yönden önemli. Bir kere tabii sadece ders içinde değil, ders dışında da İngilizce devam etsin diye önemli. İkincisi, değişik kültürleri öğrencilerimiz tanısın, görsün, toleranslı olsun. Değişik kültürlerin varlığını görsün, inansın, kavga etmesin, başkalarını dışlamasın diye önemli. Değişim öğrencilerimiz var tabii çok sayıda her yarı yıl. Yan dal sistemimiz var. Yan dal sistemi belli bir not düzeyinin üstündeki öğrenciler, başarı düzeyinin üstündeki öğrenciler ikinci yıldan itibaren başvuruyorlar bu programa. Her yarı yıl bir fazla ders alarak, 6 tane fazla ders alarak, yani 2, 3 ve 4. sınıflarda her yarı yıl bir tane ders alarak fazladan bu şeylerden yan dal alabiliyorlar. Yan dal sertifikası alabiliyorlar mezun olduklarında. Diplomanın yanında bir de yan dal sertifikası alan öğrencilerimiz oluyor. Uluslararası ilişkiler, iletişim tasarım, iktisat, siyaset bilimi, psikoloji, tarih, felsefe, matematik, fizik, turizm, İngiliz edebiyatı, arkeoloji, müzik. Daha liste uzun. Bu şu anda öğrencilerimizin en çok yan dal yaptığı alanlar. Değişim programları. İkinci sınıfta öğrenciler başvuruyor. Bizim Erasmus, yani Avrupa Birliği'nin değişim programı var. Bir de Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle değişim programımız var. Uzak Doğu'daki ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri gibi.
Üçüncü sınıfta bir veya iki yarı yıl o üniversiteye gidiyorlar. Karşı üniversiteye bir eğitim ücreti ödemiyorlar. Ulaşım ve yaşam masrafları öğrenciye ait. Eğer Erasmus programıyla gidiyorsa, Avrupa'daki üniversitelere gidiyorsa, Erasmus programı bir maddi destek veriyor öğrencilere. Gelenlere de, gidenlere de. Dışarıda alınan derslerden, tabii programa uygun dersler almalarını istiyoruz. O dersler Bilkent'teki ders olarak sayılıyor. Ve her bölümde bir değişim koordinatörü, hoca var. Burada işte değişim ortaklarımızın bir listesi var. Uzun bir liste bu. Bir kısmını buraya yazdık. 250 tane üniversiteyle değişim anlaşmamız var. Şimdi eğitim ücretimiz, yıllık eğitim ücretimiz 26.080 lira. Yarı yıl başlarında ödeniyor iki taksitte normalde. İsteyenler için 4 taksit yapılabiliyor. %50 burslu programı kazanan öğrenciler bunun tam yarısını ödüyor. Ve yıllık artışların TÜFE'deki artıştan daha fazla olmayacağını garanti ediyoruz. Yarı yıl yurt ücretleri de işte 4 kişilik odada 1510 lira yarı yıl için. Böyle değişik seçenekler var. Tabldot kafeteryamız, bir sürü yiyecek olanağımız var ama hani en büyük olanını söylüyorum. Tabldot kafeteryada kahvaltı, öğle, akşam yemekleri fix menü 3 lira 75 kuruş şeyler için, öğrencilerimiz için. Dışarıdan gelenler bunun iki mislini ödüyor. Çünkü bu aslında bu fiyat sübvansiye ediliyor. Burslar, girişten burslardan bahsediyorum. Tam burs %100 öğretim ücreti bursu. %50 burs da adından anlaşıldığı gibi %50. Kapsamlı burs diye bir şeyimiz var. Bu tam burs alan öğrenciler eğer yerleştiği puan türünde ilk 10.000'de ise, dil puanında ilk 250'de olmaları lazım. O zaman kapsamlı burslu oluyorlar ve ayda isterlerse 610 lira ve ücretsiz yurt alıyorlar. Yurt istemezlerse de ayda 790 lira alıyorlar. Girişten burslara bir takım üst limitleri var. İngilizce hazırlık programında 2 yıl. Lisans programında da 7 yıl. Süreyle tam burs ve %50 burs devam ediyor. Yani normalde 4 yıl olan şeye biz 7 yıl tanıyoruz. Yani sınıfta kalsa da bunlar değişmiyor. Kapsamlı burs ise demin hani söylediğim, bir de üniversite şey veriyor, destek verdiği, işte ücret verdiği, ücretsiz yurt sağladığı şey. İngilizce hazırlık programında 2 yıl, bu da 2 yıl. Fakat bu 7 yıl yerine 5 yıl. Yani bir yıl sınıfta kalabilir, hala burs almaya devam eder ama 2 kere sınıfta kalırsa o zaman son yıl şu demin söylediğim 790 lirayı almıyor. Ama yine ücretsiz. Üniversiteye gene ücret ödemiyor. Yani 5 yılda mezun olamazsa tam bursa dönüşüyor, gene ücret ödemiyor. Bir de üstün başarı bursu diye bir burs sistemimiz var. Bu da burssuz olarak veya yarı burslu olarak giren öğrenciler için üstün başarı bursu 3.3. 4 üzerinden not ortalamamız var. 3.3 veya daha yukarısı yıllık not ortalaması olacak. Kendi burs grubunda sıralanıyor. Yani ücretsizler, ücretsizler arasında. Ücret ödeyenler, ücret ödeyenler arasında. %50'ler de %50'ler arasında sıralanıyor. Burslular kenarda tutuluyor. Onların içinde ilk %5'e girerse, ücretli öğrenciler içinde veya %50 burslar içinde ilk %3'e girerse, bir sonraki yıl için eğitim ücreti bursunu işte şu tabloya göre alıyor. Burslu öğrenci tam ve kısmi oranı şu anda %47'si öğrencilerimizin tam veya kısmi oranda burslu. Tam burslu öğrenci oranı %30 üniversitemizde. Bölümler arası geçişle ilgili iki usul var. Puanınızın tuttuğu bölüme. Yani girerken puanınız tutuyordu ama yazmadınız. Sonradan da ah keşke orayı yazsam dediniz. Yazsaydım dediniz. Hiç sorun değil.
birinci sınıfın sonuna kadar serbest geçiş imkanı tanıyoruz. Yani notuna falan bakılmaksızın. Sen yazsaydın tutuyor muydu puanın? Girdiği yılki puanına bakıyoruz. O yılın o bölümün o yılki giriş taban puanına bakıyoruz. Tutuyorsa o zaman şu sorunun cevabı evetse o zaman geçebiliyor. Ama yalnız aynı burs kategorisinin olması lazım. Yani ücretliler ücretliye geçiş yapabiliyor. Burslular bursluya geçiş yapabiliyor. Burs kategorisini değiştirerek bunu yapmak mümkün değil. Yani burslu gireyim, bursuza geçeyim veya bursuz gireyim, bursluya geçeyim. Böyle mümkün değil. Bir de puanınızın tuttuğu bölüme, tutmadığı bölüme geçiş imkanı var ama bu çok daha kısıtlı. Öbürü otomatik, bu kısıtlı. 3,5 not ortalaması olacak. Fakülte yönetim kurulu kararı olacak. Yani reddedebilir. Yani buna dayanarak şunu yaparım diye bölüm seçmeyin. Burslu geçişte mümkün değil. International Baccalaureate diye bir sistem var. IB diyoruz ona. O öğrenciler için bir geçiş sistemi şeyimiz, kolaylığımız var. Bilmiyorum içinizde var mı IB öğrencisi olan? Birkaç kişi var. Onlar için söyleyeyim o zaman. IB'den 30 veya üstü puanla mezun olmaları lazım. Daha henüz IB sonuçları açıklanmadı. O açıklanınca o formla birlikte gelecekler. Benim puanım işte 33, 35 neyse. Aynı puan türünde ve fakülte bölümleri arasında birinci yarıda sonunda diyor ki mesela ben bu puanım tutmadı ama ben şu bölüme girdim, şu bölüme girmek istiyorum diyor. Onlara böyle bir kolaylık sağlıyoruz. Çünkü IB eğitiminin iyi bir eğitim olduğunu biliyoruz ve sonradan başarılı olduklarını biliyoruz. Birinci yıl o yeni bölüme geçecekler. O bölümde en az 2.80 tutturacaklar. 2.80 tutturamazlarsa orijinal bölümlerine geri dönüyorlar. Kütüphanemiz Türkiye'nin en iyi akademik kütüphanesi olduğu söyleniyor. Çünkü sadece bizim öğrencilerimiz değil, dışarıdan da birçok kişi gelip kullanıyor. Kapılarımız da herkese açık. Yeni kitap ve dergiler için yılda 8 milyon TL harcıyoruz. Şu anda 470 bin tane kitap, 124 bin tane dergi abonesiyiz. Açık raf sistemi ve kütüphanemiz 8.30-23.30 arasında açık. Sınav dönemlerinde çok öğrenciler gelip orada çalışmak istiyor. O sırada saat 3'e kadar açık oluyor. Saat 3.30'da servis kalkıyor kütüphaneden şehre. Kütüphanemize giren ders çalışmak istiyor. Öyle bir kültürü var kütüphanenin. Evinde ders çalışamayanlar, evi Ankara'da özel odası bile olsa evinde kitabını alıp bizim kütüphaneye geliyor. Çünkü oraya gelince çalışma şeyi var orada. Psikolojisi. Herkes çalışıyor çünkü. Araştırma olanaklarımız çok iyi. Nanoteknolojide biliyorsunuz, çok adını duyuyorsunuz Bilkent'in. 24 saat açık laboratuvarlarımız var. Bilkent Senfoni Orkestrası'nın bilmiyorum konserine geldiniz mi? Her yıl 40 tane konser veriyor. Dünyanın en üst düzey müzisyenlerini davet ediyoruz. Öğrencilerimizi konserlere alıştırmak için de oryantasyon programının bir parçası öğrencilerimizi bir konsere götürüyoruz. Kütüphanemizde bir sanat galerisi var. Konserler, seminerler, konuşmalar. Bir tane 4000 kişilik Odeon merkezimiz var. Üstü kapalı. Mezuniyet törenlerimiz orada yapılıyor. Açılış orada yapılıyor. Spor çok önem verdiğimiz bir konu. Her öğrencinin spor yapmasını istiyoruz. Yine oryantasyon programında öğrencilerimizi spora biraz itekliyoruz. Spor yaşamdır diye bir programımız var. İlk gelen öğrencileri ilk yıllarında spora itekliyoruz. İşte takımlar kurdurup müsabakalar düzenletiyoruz. Onları spor yapmaya teşvik ediyoruz. İşte basket, futbol, voleybol, badminton, dart, frisbee, masa tenisi istediğiniz gibi. Spor olanaklarımız da geniş. Bu da bundan 6 ay kadar önce açılan yüzme havuzumuz. Ders dışı aktiviteler yine çok önemli bir şey. Üniversite sadece derslerden ibaret değil. Öğrencilerin kendi kendilerine
kendi inisiyatiflerle kurdukları kulüpler var. Bir tane Radyo Bilkent var, 96.6'da 24 saat 365 gün yayın yapıyor ve tek bir profesyonel yok içinde. Hepsi öğrencilerimiz tarafından yapılıyor. Ders dışı aktiviteleri özendirmek için ikinci sınıfta bir kredilik bir dersimiz var. Not alınan bir ders. Çünkü bazı öğrencilerimiz bu işleri hiç yapmamış. Yanına da yaklaşmak istemiyor, başlamıyor. İlk başlatmak için biz zorla bir derste bunları yapmaları lazım. Öğrenci kulüplerinin aktivitelerine katılmaları lazım, puan toplamaları lazım. Puan toplayınca not alıyorlar. Ne bileyim, mesela dağcılık kulübüyle Kızılcahamam'a gidip dağlarda yürüme bir aktivite. Fotoğrafçılık kulübünün bir parçası olup sonbahar fotoğrafları çekme bir aktivite. Ama bir politikacı gelip bir konuşma yapıyor, onun konuşmasını dinlemek de biraz düşük puanlı bir aktivite. Yurtlarımız 4000 öğrenci kapasiteli. 38 bin mezunumuz var. Kariyer merkezimiz öğrencilerin mezuniyetten sonra iş bulmalarına yardımcı oluyor. Bir web sayfamız var. Öğrenciler oraya CV'lerini hazırlayıp giriyorlar. Şirketler oraya giriyor. Oradan uygun öğrencileri bulup onlara iş teklifi yapabiliyorlar. Şimdi mezunlarımızdan birkaç tane örnek göstermeye çalışacağım. Bu bize ilk giren öğrencilerimizden 86 yılında İzmir Fen Lisesi'nde. 86 ilk öğrenciyi aldığımız yıl. İzmir Fen Lisesi birincisiydi. O yılın ÖSS birincisiydi. Düşünün, yani üniversite ilk yılında daha bir tek binası var, o da inşaat halinde. O sırada üniversite sınav birincisi bize girmişti. Tabii bu ilk olmanın büyük avantajı. Barış Karakullukçu, 96 Endüstri Mühendisliği mezunu, MUDO'nun genel müdürü. Duygu Kuzum, 2004 elektrik elektronik mezunu, MIT'nin şu anda Stanford'dan doktorasını aldı, tabii tam burslu olarak. Sonra da MIT'ye postdoc olarak gitti ve orada yaptığı işlerle 35 yaşından genç inovatörler listesinin başına kondu. MIT'nin, yani Duygu Kuzum, MIT diye yazın internete, Google'a, görürsünüz ne olduğunu. Mert Küçük ve Ali Çevik, 2011 bilgisayar mühendisliğinden mezun olmuşlar. Kurdukları Vizera isimli şirket Kaliforniya ve Paris'te ofisler açtı. Bunlar bir kompütür yazılımı ve bir projektör geliştirdiler. Şu karşısına bir tane mobilya koyuyorsunuz, üzerinde desen olmayan. Müşteri gelip şu desen olsa ne olur derse, o desenin üzerine tabii eğimleriyle birlikte projekte ediyor. Hani dümdüz projekte değil tabii. Eğimleriyle birlikte projekte ediyor. Ve bu şu yatırımcılardan yatırım alarak oralarda ofis kurdular. Murat Karahan, müzik bölümü mezunlarımızdan bir tanesi, tenor. Moskova'daki Bolşoy Balesi'ne, tiyatrosuna solo olarak sahneye çıkan ikinci Türk. Daha evvel, bir 40 sene evvel çıkmış. Tamer Karadağlı'yı biliyorsunuz, o da bizim tiyatro bölümü mezunumuz. Kardelen Kala, bu sene 2015 mezunu. Şubat 2015'te Dışişleri Bakanlığı'nın Genç Çevirmenler Yarışması'nda birinci oldu. Abdullah Burnaz, iç mimari mezunu, 96 yılı. Birçok yerin tasarımcısı. Bu arada Bilkent Station'ı gördüyseniz onun da tasarımcısı, bizim mezunumuz. Ceyhan Barbur ismini biliyordur gençler. 2002 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu. Nisan Dağ, İletişim Tasarım mezunu, 2008. Deniz Seviyesi filmi, kısa film yapmış. 6 ödül birden almış. Kıvanç Birsoy, 2004 Moleküler Biyoloji mezunu. 2015'te, bundan birkaç ay evvel, Rockefeller Üniversitesi'ne laboratuvar başkanı olarak atandı. Yani Amerika'da doktora yapmış ve şimdi Rockefeller Üniversitesi'nde hoca olmuş. Sadece hoca değil, bir de laboratuvar başkanı olmuş. Tuğber Kılıç, bilgisayar teknolojisi ve iletişim sistemleri mezunu. Endüstri, bilgisayar ve elektrik mühendisliği öğrencileri bir araya gelmişler. Bir tane şirket kurmuşlar. Bu üniversiteli anlatsın.com. Ona da gidip bakabilirsiniz.
Bu konudaki en büyüklerden bir tanesi. Gizem Karabay, 2011 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi mezunu, Ulusal Peyzaj Mimarisi proje ödülünü almış. Ozan Yerli, fizik mezunu. Onun da Connected to Me diye bir sosyal medya şeyi var. Biliyorum, bilmiyoruz. Bu şu anda çok popüler, hızla büyüyen bir şey. Pınar Abay, iktisat bölümü mezunu, Türkiye'nin ilk banka genel müdürü. ING Bank'ın genel müdürü. Elif Çapçı, 94 işletme Beymen genel müdürü. Ahmet Ergin, 92 uluslararası ilişkiler mezunu, ilk Bilkent mezunu büyükelçimiz. İlker Aycı, 94 siyaset bilimi mezunu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı şu anda. Funda Eratıcı, 94 turizm ve otel işletmeciliği mezunu. Hilton'un Doğu Avrupa satış direktörü. Sadece Türkiye değil, Doğu Avrupa'yı Türkiye'ye içine alan bölgenin satış direktörü. Özgür Şahin, 97'de İzmir Fen Lisesi'nden mezun olmuş. Bilkent'ten lisans, Stanford'dan master, Stanford'dan doktora almış. Amerikan Patent Ofisi'nin 50 bin dolarlık en büyük ödülünü aldı. Bu da o gün Amerikan Patent Ofisi'nin web sayfasının web sayfasından alınma bir fotoğraf. Şu anda Columbia Üniversitesi'nde asosya profesör bana 2 gün önce bir mesaj attı. New York Times'da onunla ismini yazan bir haber çıktı. Yaptığı şeyle ilgili. Yaptığı şeyi de anlatayım. Bakterileri kullanarak enerji üretmeye çalışıyor. Daha doğrusu bakteri değil de sporları. Çok enteresan bir yeni teknolojisi var. Bu sporların enerjisiyle çalışan bir oyuncak araba yapmış. Yürüyor. Onu bulursanız, yani Özgür Şahin diye girerseniz bulursunuz şeyini. Bir tane video var. Orada da bu araba hareket ederken görünüyor. Bütün bunların sonunda da dünya tarafından da Bilkent Üniversitesi iyi tanınıyor. QS diye bir topuniversities.com diye bir yer var. Oraya girip bakabilirsiniz. Topuniversities.com diye. Oradaki sıra, bu en son benim çıkardığım, Bilkent 399. sıraya koymuşlar dünyada. Şu parantez içindekiler de geçen yılki rakamlar. Boğaziçi 399, ODTÜ şu geçen yılki, Koç 461, Sabancı burada, İTÜ burada, Hacettepe burada, İstanbul, Çukurova. Times Higher Education diye bir başka kuruluş var. O kuruluşun da gene sıralamasına girip bakarsanız, Asya Üniversiteleri sıralamasında 30. sıradayız. Burada tabii Doğu Asya'daki, Japonya'daki, Kore'deki, Çin'deki üniversiteler dahil. 50 yaşından genç üniversiteler sıralamasında 28. sıradayız. BRICS, bu Brezilya, Rusya, India, yani Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkeleriyle gelişen ekonomiler, orada da işte gelişen ekonomilerin birçoğu var orada. Onların arasında da 19. sıradayız. Genel sıralamada ise 201 ile 225 arasındayız şu anda. Bunların sıralamasına göre. 2012 Nobel Ödülü sahibi bu Alvin Roth, 12 tane makalesindeki ortak yazarları Türklerden oluşuyor. 3 tane Türk. 3'ü de tesadüf eseri Bilkent mezunu. Artık tesadüf mü değil mi bilmiyorum. Birisi Boston Üniversitesi'nde profesör. Bu da bizim ilk yıl giren öğrencilerimizden. Demin anlattım ya, Deniz Ertaş söylemiştim, ilk yıl giren. Bu da onun, Tayfun Sönmez onun sınıfındandı. Utku Önver, o da Boston Üniversitesi'nde, Boston College'da profesör. Atilla Abdülkadiroğlu da Duke Üniversitesi'nde profesör. O da, Atilla da 2 yıl önce TÜBİTAK'ın büyük ödüllerinden birini aldı.
IEEE elektrik mühendislerinin büyük bir organizasyonu. Her yıl son 5 yılın en iyi makalesine ödül veriyor IEEE. Erdal Arıkan 2013'ün Baker ödülünü kazandı. Bunun bulduğu, hocamızın bulduğu metot 5G sisteminin kodlama sistemi olacak diye büyük bir şey var. Biliyorsunuz 3G'yi kullanıyoruz biz şeylerde data için, mobil data için. 4G henüz ülkemize gelmedi. 5G'nin de şu anda standartları oluşuyor. 5G'nin en büyük adayı çünkü 1948'de Shannon diye büyük bir önemli bir adamın yazdığı bir önemli bir teorem var. O teoremin limitine ulaşan şu andaki tek kodlama sistemi. Salim Çıracı Türkiye'de en çok atıf alan kişi. Fizik bölümünün hocası ve Türkiye sıralaması bazen gazetelerde çıkıyor. En çok atıf alan kişi Salim Çıracı'dır, bir numaralı. TÜBİTAK ödülleri, en son TÜBİTAK ödülleri, 19 tane bilimsel ödül vermiş TÜBİTAK geçen yıl, son ödülde. 3 tanesini bunlardan Bilkent'te hocalar almış, 2 tanesini de başka üniversitelerde olan Bilkent mezunları almış. Yani 19'da 5. TÜBAR'ın genç bilim insanı ödülleri var. TÜBA Gebip diye yazıyor. 41 kişi ödül almış. 6 tanesi Bilkent, 5 Koç. Bu en son. Bundan birkaç ay evvel yayınlandı. ODTÜ 3, Gebze Teknik 3, İTÜ 2. Evet, benim konuşmam 2 dakika gecikmeyle tamamladı. Buyurun. Peki, YGS'de kendi puanımızı girsek, IB'yi kullanarak burs alabilir mi? Yok, o da yok. Ama öğrencilerimiz, IB puanlı öğrenciler, zaten birçoğu bu başarı bursu alıyor. Hani 3.3'ün üstünde tutturarak burs alma var ya, birçok öğrencimiz o şekilde başarı bursu alıyor. Yani IB öğrencilerimizin başarılı olduğunu biliyoruz ama ispat etmeleri lazım. Buyurun. Burada mı? Ha. Evet. Kayıtlarda Ağustos'un sonunda doğrultuldu. Bu sene erken çekildiği için diplomalar gelmeden önce kayıt yapmak zorundayız. Bunun IPRC için bir sıkıntısı mı? Yok, biz onu çözeriz. Bir sorun değil. Tamam, sağ olun. Kayıt olur. Ondan sonra diploması geldiğinde de o ilk sömestr. Yani önemli olan IB diplomasının Eylül 15'ten önce elimizde olması. Şu arkada var. Birinci senenin sonuna kadar. Evet. Üçüncü dönem başlamadan önce yapmanız gerekiyor bunu. Yani eğer hazır okuyan öğrenciler olursa hazırlık bitince, yani bir taktik yolu değil, hazırlık bitince, ondan sonra bölüme başlayacaksınız, önce bir dönem, iki dönem okuyacaksınız. Üçüncü dönem başlamadan önce bölümler arası geçiş için bir son başvuru tarihi var. O tarihe kadar yapmanız Geçmiş yaşlarından birlikte sporcular bursu var mı acaba? Sporcuları teşvik ediyoruz ama bursumuz yok. Her öğrencimizi spora teşvik ediyoruz. Burada. Bir sene dondurmayı düşünürsem bursun dolar mı? Ben de bir şey söyleyeyim. Nasıl bir şey? APS'ye katılacağım da sen burada yok. Olabilir evet. Bir ücret alınmaz yani. Bursuna bir şey olmaz. Yani girişten burslu olanların bursuna bir şey olmuyor. Dediğim gibi limitler var. Yani 7 yıl artı 2 yıl. 9 yıl yani. 2 artı... Şey mi sayıyorsun? Süre çalışıyor. Yani YÖK yasası o şekilde. Süre izinli olduğunuz dönemlerde de azami süreye yönelik çalışıyor. Ama azami süre 7 yıl. Onun için AFS gibi programlarla 1 yıl yurt dışında bulmak isteyenler için bir problem yok. Onların izinlerini onaylıyoruz. O gerekli olursa.
Ama onun dışında birinci yıl tezini de yaptırmış öğrencilere genellikle izin verilmiyor. AFS gibi durumlar. Ama AFS ile izin aldı, burada olmadığın zaman da o hani diyelim ki tam şey burslusun, kapsamlı burslusun, o zaman o parayı da alamıyorsun. Ama ötük seneden alabilirsin. Ötük seneden alabilirsin. Yani bunları zaman içinde geliştirdik. Bir takım profesyonel sınav giriciler vardı. Gelip yüksek puanla girip böyle bizim bursları alıyorlardı. Onları eliminate etmek için yaptık. Yani dershanede matematik öğretmeni sınava giriyor ve Bilkent'te burslu kazanıyor falan. Yani işte onu diyorum. Orada aldığınız derslerin buradaki derslere gitmeden evvel bölümün değişim koordinatörüyle bunu organize ediyorsunuz. Yani ben şu dersin yerine bunu almak istiyorum. O da bakıyor önceden. Tamam, o dersi alırsan bu dersin yerine sayarız diyor. Dolayısıyla uzatmadan bitirmek mümkün tabii. Ben de şey ekleyeyim bu cevaba. Bölümden bölüme pratikte bunun nasıl gerçekleştiği birazcık değişebiliyor. Bazı bölümlerin anlaşmalı olduğu üniversitelerde buradaki programa birebir denk gelen dersler var ama bazılarında da olmayabiliyor. Örneğin hukuk fakültesinde Türk hukukuyla ilgili dersleri yurt dışında üniversitede almak pek mümkün değil. Onun için bazı bölümlerde hiç sorunsuz ama bazı bölümlerde de birazcık daha az sayıda ders sayılabiliyor ama öğrenciler daha yüksek bir ders yükü alarak veya yazın ders alarak o aradaki açıyı kapatabiliyor. Bizim bir de yaz yarı yılımız var. Aslında iki yarı bir tam eder ama bir de bizim yazın şey var. Yazın yarı yıl diyoruz. Yaz yarı yılı. O yarı süre, yani normal sömestrlerimiz 14 haftadır. Yazın 7 hafta. Orada dersler iki misli miktarda veriliyor. Yani haftada 3 saat olan bir ders yazın 6 saat veriliyor haftada. Aynı miktarda ders oluyor. Öğrenciler bir dersi kaçırdılarsa, sınıf F aldılarsa, yazın açılırsa o dersi yazın alıp eski yerlerine gelebiliyorlar. Evet. Evet. Hayır, dil puanıyla girilen bir bölümse, mesela bizim mütercim tercümanlık gibi, İngiliz edebiyatı gibi o bölümlere giriyorsunuz. Oradaki giren öğrenci sayısı zaten çok az olduğu için, yani 15 bin öğrenci giriyor galiba. Onda ilk 250'ye girmek lazım. Ama dille alakalı, alakalı değilse bununla bir şey yok. Yani mesela mühendislik mesela, mühendisliğin tam burslusuna girecek ve ilk 10 binde olacak. O zaman kapsamlı burslu oluyor. Ama diyelim ki hukukun tam burslu kontenjanı 220'de bitiyor. 250. ilk 10.000'in içinde ama tam burslu giremediği için burs alamıyor. O %50 burslu olabilir. Başka soru yok galiba. Çok teşekkür ediyorum.